Hoş geldiniz tekrar. Bugün yine basketbolla beraber Alpayet Mangal'dayız. Onlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sezon açılışı öncesinde biliyorsunuz medya buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bugün bunu yine Bursa'nın çok güzide bir takımını burada ağırlayarak yapmaktan dolayı son derece ben ve yönetim kurulum mutluyuz. Sevgili TSD ailesi ve değerli meslektaşlarımızla birlikte bugün merak edilenleri sevgili başkandan ve tabii ki kıymetli Uludağ Basketbol ailesinden koç ve menajerimizle beraber onlardan dinleme şansı elde edeceğiz. Merak edilenleri de burada duyacağız. Ben sadece şöyle bir giriş yapayım. Tabii kadın basketbolu Türkiye'de son dönemde ciddi anlamda revaçta. Hem takım bazında hem milli takım noktasında ciddi başarılar elde ettiler. Bu çok kıymetli ve ister istemez de popülaritesini de yükseltti. Bursa'da da böyle bir takımımız olduğu için bir Bursalı gazeteci olarak ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok mutluluk taşıyorum. Onların başarılı olması noktasında taraf mıyız? Evet, tarafız. Bir Bursalı olarak güzel mücadeleler sergileyeceklerine inanıyoruz. Çok önemli bir noktada bizi Avrupa'da da temsil edecekler. Bu yıl daha yakından takip edeceğiz kendilerini. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Birer aslında cümleyle bence hem bir tanıtsınlar kendilerini, ondan sonra da soru cevapla devam edelim. Başkan. Değerli Bursa basını, davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Berk Aladağ ben. Bursa Uludağ Basketbol Kulüp Başkanıyım. 2023-2024 sezonunun inşallah hem kulüp adına hem de Bursa'mız adına güzel geçmesini inşallah bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Burada olmanız bizim için çok önemli. Çünkü biz Bursa'da bir tek kadın basketbol takımı olarak hem Süper Lig hem Avrupa'da mücadele eden bir takım olarak çok iyi işler yapmak istiyoruz. Uzun soluklu bir planımız, projemiz var. Bu doğumumuz o yüzden bizim için çok değerli. Bunları ancak sizlerin desteğiyle yine yaptığımız plan ve projeleri ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Okay. Now, just thank you for coming here, first of all of you. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim herkese. That seems that there is so many interest in our team and everyone is interested to support us. Görünüşe bakılırsa takımımıza çok ilgi var ve herkesin desteğini alıyoruz. And at the end, the success of any organization is built on a teamwork. Takımımızın başarısı takım çalışmasıyla gerçekleşiyor. So if you are going to shine and to rise, it's because of the people surrounding by us, because one unit cannot do anything. İyi bir yerlere gelmek için bütün herkesin takım çalışmasına gerek. So thank you again for your presence. Herkesin geldiğine teşekkür ederim. Başkan'a ileteyim ben de. Bu yılki hedefleri, projeleri Bursa anlamında seyirci beklentilerini karşılama noktasında neler yapacaksınız? Geçtiğimiz sezon açıkçası biraz zorlu bir süreçten geçtik. İlk senemizdi. Ama çok şükür hani ligde kalarak bir başarı elde ettik. Ben öyle görüyorum. Bu seneki hedeflerimiz de Kadınlar Süper Ligi'nde playoff'a kalmak. Bu sene de geçen yılda katılmıştık. Bu yıl da yine Euro Cup maçlarına çıkacağız. İnşallah orada da hedefimiz çeyrek finale kadar yükselmek. Yükselirsek hem Bursa'mız için hem kulübümüz adına güzel olur. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl çok fazla üstüne düşemedik ama bu sene altyapı, oyuncu yetiştirme konusuna biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. Bursa'nın en ücra köşelerindeki çocuklarımıza ulaşarak onlara spora kazandırmaya, basketbol sevdirmek için elimizden gelenleri yapacağız. Şimdi biz bu sene bir genç kadro, çok genç. Hem Türklerden yana hem de yabancılardan yana çok genç bir kadro kurduk. Bunun da nedeni, şimdi biliyorsunuz ki işin maddi boyutunda çok kulüpler ciddi yatırımlar yapıyor. Biz hiç bilinmeyen ama çok yetenekli, özellikle üniversite takımlarından bulduğumuz oyuncularla götürmek istiyoruz. Önceliğimiz bu. Biz bunu baz aldık. Çünkü bizim asıl amacımız altyapıdan da oyuncu çıkarmak. Genç, dinamik bir kadroyla çok ciddi bütçeler yapılan bu işi gerçek ve doğru bir organizasyonla çok ileriye taşımak. Yani bu konuda Türkiye'de bir ilk olmak istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. O yüzden tercihimiz
biraz daha bunun NBA'den değil de ya da işte Avrupa'nın yeri gelen oyuncularından biraz daha yaşlı demek istemiyorum aslında. Yani yaşı daha ileri olan tecrübeli oyunculardan kullanmak istemedik. Bu sene farklı bir proje deneme kararı aldık. Kurgu aslında bir ilk olacak Türkiye'de. O yüzden genç kadro tercih ettik. Bir tane Avrupalı mecburen almak zorundayız. Eurocup'ta öyle bir zorunluluk olduğu için yani 3 Amerikalı Türkiye Ligi'nde 4 Amerikalı oynatabiliyorsunuz ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Mutlaka bir tane Avrupalı istiyor. O yüzden onu da kadromuza kattık ama hem Türkler hem yabancılar yani ben inanıyorum ki çok iyi işler yapacak. O yüzden Gate'nin kadroyu seçmemizin nedeni Türkiye'de bir projeyi gerçekleştirmek. Yani tecrübeden değil de sahada mücadeleyle bir şeyler yapılabildiğini göstermek herkese. Every team have his own goal and put individual targets at the beginning of the season. Her takımın sezon başı koyucu amaçları, targetleri vardır. Yes, we want to be the black horse of this championship. Evet, I don't know. We want to be the underdog team of this championship. Like the team that everyone will underestimate us, but we will make results. Herkesin hafife alacağı bir takım ama sonunda herkesi şaşırtacağımız bir takım olmak istiyoruz. But the most important thing or the main objective for us is to build the basketball culture and to build the basketball lifestyle and to create a 3-4-5 year stability for the future. Şu anki amacımız stabil bir gelecek yaratabilmek, bir basketbol kültürü yaratabilmek. We're not gonna lie and we're gonna say we're going to win the championship. That's not possible at this moment. Şu an yalan söylemek istemiyoruz. Bu şampiyonluğu kazanacağız. But we can what we can say is we're gonna have many more wins. Ama diyebileceğim şu an tek şey bir sürü kazanacağız. And these wins are not game result. These wins are gaining players for the future from these academies here. Bunu derken maç sonuçlarını demiyorum, ne kadar çok iyi oyuncular katacağımızdan bahsediyorum. Building a championship team is easy. Bir şampiyonluğa göndereceğimiz takımı hazırlamak kolay. If you have money, you can make great recruitments for good foreigners and you will win a championship. Eğer iyi bir bütçeniz varsa, evet şampiyonluğu kazanabilirsiniz. But what is hardest is to create and build future players for the future. Zor olan gelecekte başarılı olan oyuncular yaratılacak. And this is what we agreed on with the management this year. Bu sene management'la bununla kararlaştık. Bu sene bununla alakalı şöyle bir planlama yaptık. Bursa'nın işte çok fazla nasıl diyeyim biraz uzakta kalan işte Orhaneli, Orhan Gazi, Keles, Harmancık gibi belediyelerinden araç talep edeceğiz. Oradaki insanların, hani çocukların ücretsiz bir şekilde maçlarımıza getirmesini talep edeceğiz ki onlar için hem bir sosyal bir aktivite olsun, hem sporu benimsesinler, sevsinler, izlesinler. Onun dışında anlaşmaya başladığımız okullar var. Yine öğrencileri maçlarımıza davet edeceğiz, çağıracağız. Onun yanı sıra belediye ile bu konuyu görüşüyoruz. Belediyenin de kendine ait billboardlarında maç öncesi 2-3 günlük bir reklam çalışması yapmayı planlıyoruz. Şimdilik bu şekilde. Bursa basketboluna çok yakın bir ilgi gösteriyor. Peki bu kadın basketbolu ile ilgili kat etmemiz gereken yol mu var yoksa yeter sayıda mı seyirci? Ya Bursa aslında bir basketbol şehri. Fakat kadın basketbolunda tabii bugüne kadar hiçbir çalışma, reklam vesaire yapılmamış. Geçen sene biz hani ilk senemizde elimizden geldiğince bu konuya eğildik ama tabii ilk senemiz olduğu için dediğim gibi en başta da bazı şeyleri atladık. Yetersiz kaldık ama bu sene sezon öncesi çok da iyi hazırlandık bu konuda. Takımımızı inşallah bu sene bütün Bursa'ya tanıtmayı, duyurmayı hedefliyoruz. İnsanlara basketbolu, sporu sevdirmeyi planlıyoruz. Dediğim gibi yani Bursa'nın en ücra köşesine kadar ulaşıp çocuklarımızı böyle güzel bir aktiviteye, spora, basketbola onlara aşılamayı planlıyoruz. İlk önce takımımızın menajeri geldikten sonra ben bu konuya iyice eğileceğim.
Ben altyapı kökenliyim. Yani ben işin oyunculuğu bıraktıktan sonra ilk başladığım bu işe iş anlamında başladım da altyapıya başladım. Erkek basketbolundan sonra kadın basketboluna geçtim. Benim hep düşüncem şuydu, gördüğüm, yaşadığım büyüklerimle konuştuğumda bir takımın altyapısı yoksa çok uzun süreli, uzun soluklu bir takım olamıyor. O yüzden ilk hedefimiz bizim şu an için BGR, Basketbol Gençler Ligi'nde zaten bir takımımız var. Oraya güzel bir Bursa içerisinden transfer de yaptık dün. Hatta bir çok iyi bir oyuncumuzu aldık. Bursa içinden ilk başta BGR'yi güçlendirip orada da biz varız demek. Daha sonrasında alt taraftaki takımlara yavaş yavaş bir anda olmuyor. Çünkü yeni başladık, işte salon sıkıntısı olabiliyor, antrenör sıkıntısı olabiliyor. Çocuğu alırsınız, takımı kurarsınız ama bu işte antrenör de yetiştirmek önemli. Yani altyapı dediğimiz çok kapsamlı bir olay. Şimdi bununla ilgili adımlar atıyoruz. İşte taramalar, gençlik spordan bu konuda destek aldık sağ olsunlar. Okul taramaları yapacağız. Ben birebir mümkün mertebede bütün yerel lig maçlarına gitmeye çalışacağım. Yine dediğim gibi taramaların dışında en ücra köşeye ulaşacak bir organizasyon kuracağız ama bunun hepsi zamanla oluyor. Yani ben bunu işte bir ay sonra evet bunları yaptık diyemeyeceğim için ilk etapta elimizdeki takımı ve yeni kuracağımız iki takımı değerlendirmek. Daha sonrasında bu işi para kazanmak adı altında değil, gerçekten bir Süper Lig'de bir takımın altyapısına yakışır şekilde oyuncu yetiştirmek. Hem milli takımlara, hem kendimize, hem de Türkiye'nin birçok kulübüne çok ciddi bir oyuncu potansiyelini göstermek istiyoruz. Yani bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz ama bu uzun soluklu bir proje yani. Kısa vadede maksimal yapabileceğimiz 3-4 takımla Türkiye içinde yarışabilmek. İspor müdürü Rahmi Aksoy bizim Tofaş'ta oynamak istediğimize onayı verdi. Resmiyete yazıya dökülmesini bekliyoruz ve arkasından gideceğiz. Salon kiralama sözleşmesini yapacağız. Ardından federasyona da bu iletildi. Hem il gençlik nezdinde hem federasyon nezdinde şu an resmi olarak bizim salonumuz, birinci salonumuz Tofaş olarak belirlendi. Eğer şayet Tofaş'ta biliyorsunuz yani bizle birlikte 3 tane profesyonel basketbol kulübü yarışıyor. Arada bir tabii ki de hani çakışmalar oluyor. O halde yani o tarz bir duruma maruz kaldığımızda Naim Süleymanoğlu'nda gerçekleştireceğiz müsabakayı. Kulüp projemiz çok uzun soluklu bir proje. Çok uzun sürecek olan bir proje. Cemre Hanım'ın da bahsettiği gibi hani biz alttan oyuncu yetiştirip bu kulübü sürekli kalıcı olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Elimizden ne geliyorsa hani kulübün bu şekilde Bursa'ya yakışır bir şekilde Süper Lig'de devam ederek organizasyonu devam ettireceğiz. Biz bir de KBBL takımı kuruyoruz. Yani bir gelişim takımı. Biz bu BGL'de yetiştirdiğimiz yani altyapı bazında yetiştirdiğimiz oyuncuları yine bir organizasyon olan KBBL Kadın Bölgesel Ligi'ne oynatıp işte daha sonrası TKBL. Lig var mı? Evet. En alt lig yani Süper Lig, TKBL, KBBL diye geçiyor. Biz KBBL diye yani bu oyuncuları yetiştirirken de şey yapmıyoruz. Şimdi kalkıp 12 yaşında çocuğu alıp direkt A takıma çıkaramıyoruz. Amerikalılara karşı işte tecrübeli Türklere karşı o çocuk süre alamıyor. Başarı gelmediği gibi kulübü de riske edebilecek bir durum. O yüzden biz de bu çocukları hakikaten yetiştirmek adına ilk bu sene yaptığımız startlarımız için KBBL'ye katılmak. Yani bu çocuklar orada tecrübe kazanacak genç takımdan itibaren. Orada iyi süreler alarak, iyi, yine bizim kendi evlatlarımız, iyi olanlar üstte Süper Lig'e çekeceğiz. Orada oynamaya devam edecek. Yine oraya alt tarafa takviye yapıp böyle bir sirkülasyonla çok ciddi bir proje planlıyoruz. Ama dediğim gibi çok uzun soluklu bir iş. Aynı isimlerle başka bir isim. Yani muhtemelen gelişim takımı adı altına çıkacağız yani işte Bursa Uludağ Gelişim ismiyle olacak ama tabii bunun için bir sponsorluk da yapmamız mümkün hani o da çünkü ayrı bir bütçe gerektiriyor ama biz bu konu çok inatçıyız, çok kararlıyız, gençlerle çok ciddi işler yapmak istiyoruz. Beni de asıl buraya gelirken heyecanlandıran buydu yani hani burada bir oluşum, bir sistem kurmak istedik. Bu altyapıya verilen önem beni çok heyecanlandırdı. O yüzden bu işbirliği bizim için de çok çok iyi oldu. Ben çok heyecanlıyım yani. The quality of player that we have will be improved day after day. Sahip olduğumuz oyuncuların kalitesi günden güne gelişecek. What is good that these players are future projects. Bunlar bizim gelecekteki projelerimiz bu oyuncular. In order that they will be better and better. Daha iyiye gidebilmesi için. We have to work 10 times harder than other teams. Diğer takımlardan 10 kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. So that's why we're trying to have
double practices daily. Today we have, for example, three practices. Bu yüzden günde iki tane çiftler practice. One lifting, one fitness, two basketball today, for example. Bugün iki basketbol, bir ağırlık çalışma ve fitness practice. Because we need to push our players to their maximum. Çünkü oyuncularımızı en limitlerine itmek istiyoruz. At the beginning of the season we're going to have challenges for sure. Sezonun başlangıcında tabii ki zorluklarla karşılaşacağız. Because none of our players played Super League before. Çünkü hiçbir oyuncumuz daha önce Super League'de oynamadı. But after 5 games ama 5 oyundan sonra you're going to see this youngster shining and everyone will talk about this. 5 oyundan sonra bu oyuncuların gerçekten kendi potansiyeline kavuşacağını göreceksiniz. So we're gonna keep on working until the season start. Sezon başlarına kadar çalışmaya devam edeceğiz. And our team is gonna be a platform for them to shine. Bizim takımımız onların potansiyeline kavuşmak için bir platform oluşturacak. Yabancıları ne zaman gelecek? When are the foreigners? Saturday, tomorrow, two foreigners are coming. İki yabancı oyuncumuz yarın gelecek. One American, Trinity Baptist, and Mia Masic, Croatian player. İki Amerikalı. American and Croatian. American and Croatian. 17. Amerikalı ve Hırvatlı. 17 August, American point guard is coming. Ağustos 17'sinde gelecekler. And 19 August, the American center, the fourth one is coming. And the 4th Amerikalı Ağustos'un 19'unda gelecek. So 20 August we're gonna have the full team in the practice. Ağustos 20'ye kadar full takımımız tamamlanacak. Bursa'da basketbol ailesine bu nazik davetimize de icabet ettiğiniz için başarılar diliyoruz da. Yeni sezonda destekçiniz olmaya devam edeceğiz medya olarak. Umuyoruz ki hakikaten gene göğsümüzün kabardığı hem Türkiye'de hem Avrupa'da bir sezon geçer hepimiz için. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkürler. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Fatih Bey herkese beşer tane kombine verecek, ulaştıracak size. Sizleri de hepinizi de hani maçlarımıza, ailelerinizle birlikte bekliyoruz. Geçen sene çok fazla tanışma fırsatımız olmadı hepinizle. Ama bu sene de özellikle sizlerden de bir destek bekliyorum. Bu konuyla ilgili de ben de şöyle bir ilave yapayım. Siz de uygun görürseniz arkadaşlarımızla da beraber olmuş. Bu turnuvaya biz Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi olarak katkı sağlamak isteriz. Gerekirse ortak bir işbirliği içerisinde gerçekleştirebiliriz. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun herkese.